Evet, yapmak istediğimi yaptım. Biraz araştırma sonucunda ortaladım. Şöyle bir şey buldum. Ortalama bir nesneyi, böyle bir divi ortalanması. Bu nesnenin özelliğiyle ilgili bir şey değil. Bunun bir üst nesnesinin özelliklerine eklenmesi gereken bir şey. Bir üst nesnenin içime eklenmiş nesneleri ortala dememiz gerekiyor. O yüzden şöyle bir şey ekledim. Şu bizim divimizdi. Alert box. Ben alert box'ı alert box container diye onu taşıyan bir üst divin içine ekledim. Alert box container. Şunları da butterfly game container, yani şu container'ın içine ekledim. Alert box container'a ne yazdık? Alert box container absolut, yani koordinat verebiliyorum. 0'a 0 koordinatta şu noktadan başlasın. Şu divin içerisindeydi. Genişlik %100, yükseklik %100. Yani şu divin genişliğini, yüksekliğini biz daha önce verdiğimiz için onun genişliği yüksekliğiyle aynı olacak. Onun içerisinde bulunduğu için. Hatta şöyle background color red dersen aynı diğer şey, bir oyun alanımın tamamını kaplayacak şekilde bir div oluşturdum. Çünkü ortalamasını istediğim yer bu oyun alanı. Ben burayı hesaba katmak istemiyorum. Şu oyun alanında içerisinde şu yazıyı ortalamak istiyordum. Sonra şimdi burada bir nesne eklediğimiz zaman daha sonra mesela oyun başlarken menü eklersek, oyun bittiğinde işte oyun bitti menüleri tekrar oyuna gibi menüler eklersek de bu yöntemle oyun üzerinde bir katman oluşturup orada tasarımımızı yapıp oyun başladığında o katmanı silip göstermeyip oyunumuza devam edeceğiz. Şimdi arka planı tekrar iptal ediyorum. Görünmesi açısından. Bir de bu katmanı eklememiz tabii bu diğerlerinin üzerine eklendiğimiz için artık diğerlerini seçim işi olmuyor. Yine Ctrl A dersek ya da alt taraftan seçersek seçebiliyoruz ama üstüne geldiğimizde artık başka bir katman olduğu için seçim yapamıyoruz. Tabii benim size seçim yapamama kodu, CSS'te seçim yapmama kodu var dediğim bu değil. O tamamen hiçbir şey seçilmemesini sağlıyordu. Bunu bilerek yapmadım ama niye böyle olduğunu açıklamak için söylüyorum. Bir katman olduğu için artık şuradaki metni şu eskiden bu şekilde seçilebiliyordu. Artık o metin bu şekilde seçilemiyor. Şu bulduğum ortalama komutu display flex olması gerekiyor. Şu birinci komut kapatırsam sağ solda ortalamayı sağlıyor. İkinci komut da yukarı aşağıya da ortalamayı sağlıyor. Onu kapatırsam yukarı aşağıda ortalamada sıkıntı oluyor. Onun dışında alert box'ta hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece top left gibi ortalamaya çalıştığım komutları buradan sildim artık. Genişlik auto buraya içine yazdığımız yazının genişliğinde olması için uyarı alanı. Eğer onu yazmazsak yine auto oluyor. Sığdırdığı için. Ben şöyle olur diye düşünmüştüm. Şöyle olur diye düşünmüştüm. Ya da işte manuel bir boyut verirsek de şöyle oluyor. İşte daha küçük yapmışız. 200 piksel yazıdan daha küçük yaptığımız zaman böyle oluyor. Ama bizim yazımızın içeriği değişeceği için
genişliği, içindeki yazının genişliği kadar olması önemli. İçindeki yazı kadar. Şuna ihtiyacımız yokmuş demek ki auto yazmaya. Ama dursun bu komut olarak burada. Başka yerlerde ihtiyacımız olursa otomatik genişletmeye şöyle bir komut var. Otomatik yap dediğimiz zaman otomatik olarak değiştiriyor. Evet, alerti bu şekilde olacak. Artık nesnemi yerleştirdiğime göre ve nesnemin bir ID'si de olduğuna göre ne yapabilirim? Bu alerti board CS içine yazdığım fonksiyonla yönetebilirim. Şunun seçilmesini istiyorsanız alert yokken alerti kaybederken şu nesneyi de yok ederseniz seçim tekrar yapılabilir. Ama bu şekilde olması problem değilse sadece alert box'la oynayabilirsiniz. Görünmemesi istediğiniz nesneyi, bu nesneyi saklayabilirsiniz. Şimdi yapacağımız iş şu. Gelelim şeye. Board.js'ye. Açıklama yazalım. Ekranda uyarı çıkarmak. Board nokta show alert diyebiliriz. Show alert eşittir function alert text ya da alert text de değil. Direkt text de diyebiliriz buna. Bu alert'a şöyle özellikler mesela ekleyebiliriz. Şu uyarının yanında bir ikon koyabilirsiniz. Mesela işte kırmızı ünlem, işte sarı olabilir, kırmızı olabilir. Bazı şeyler oluyor mesela. Bilgi, info ikonu olabilir. Mesela bazı yerlerden geçerken bir bilgi veriyor. Mesela kayaya doğru ilerlemeye çalıştığınızda bir bilgi veriyor. Kayanın üzerinden geçemezsiniz. Ya da duvara doğru geçmeye çalıştığınızda duvarın üzerinden geçemezsiniz. Bu güzel. Bunu not. Evet, başka ne olabilir mesela? İşte buradaki başka parametreler vererek mesela uyarı, bilgi, tehlike gibi parametrelerle vererek daha sonra bunun içerisinde, bu fonksiyonun içerisinde yazının rengini de değiştirebilirim. Arka planın rengini de değiştirebilirim. İstediğim şeyi yapabilirim. Şuraya bir daha arka planın rengini değiştirmek de güzel bir fikir aslında. Mesela beyaz olduğu zaman bir bilgi veriyor. Sarı bir uyarı. Kırmızı mesela bir tuzağın üzerinden geçtin. İşte yüksek bir hasar aldın. 40 hasar aldın gibi. Ya da can barım 20'nin altına düştüğünde bizi uyarsın, tehlikeli olduğunu söylesin gibi. Ne yapacağım? Alert çıkarmak için. Bana bir element gerekiyor önce. Board nokta alert box element gerekiyor bana. Alert box element şurada initial'da board nokta init board nokta alert box element eşittir document nokta ctrl space'e bastığım zaman tamamlıyor. Alert box mıydı? Hemen bakalım HTML'den. Alert box'tı. Benim element. Yüz container'a ihtiyacım var mı? Yani ben şunu yok etmeyeceğim için, şu özelliği yok etmeyeceğim için benim ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım yok. Siz bir yüz container'la da isterseniz çalışabilirsiniz. Ne yaptım? Elementimi aldım artık. Elementim bu. Yapacağım şey
Şurada bakın. Set key status. Ne yapmıştık? Display'i block ve none yaparak block görünüyordu, none görünmüyordu. Ben de bu alert box'ı görünür ve görünmez yapabilirim. Şöyle yapacağım. Alert box'ı göster. Önce yazıyı ekleyip sonra göstereyim. Board.alertbox.stil display block dediğim zaman görünüyor. Şu anda görünüyor ama ilk başlangıçta görünmemesini istiyorum ben. Nokta neydi bizim? Bu bir div. Div'di. Div'in içerisine, arasına yazı yazmak için kullandığımız komut neydi? Inner HTML'di. Inner HTML'di. Burada onu kullanacağız. Inner HTML. Direkt nasıl bir metin gönderilmişse o metini ekliyorum. Blok diyorum, görünsün. Bir de bir komut daha yapacağım. Board.height height alert diyeceğim. Bu da ne yapacak? Height saklamak için şu none, şu display özelliğini, still display'i none yapıyorduk. Bu da alert kutusunu sakla. Sakla diyecek. Bir test edeyim. Bakalım şurada key status mesela anahtarı görünmez yap. Şurada mesela anahtar var, o görünmüyor. Aynı yerde hide alert dersen. Görünmez oluyor ama başlangıçta tabii göründüğü için hoş olmuyor. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Bu display'den özelliğini, display'den özelliğini başlangıçta direkt uygulaması için alert box'ın içine yazabiliriz. Display none. Şuradan da board'dan da şunu ilk başta kullanmamıza gerek yok. Bakalım. Evet. Şimdi bu komutun işlemesi için ekrandaki her şey, dokümanın tamamı yükleniyor. Ondan sonra event çalışıyor. Event işte initial'lar çalışmaya başlıyor. Bu initial çalıştığında bu geçen zaman süresince o ekranda görünmeye devam ediyor. Ama direkt manuel olarak CSS'in içine yazdığımız daha yüklenmeden o nesnenin özelliğinin ilk başlangıçta o olacağı belli ve o şekilde kullanılıyor. Bakalım. O sefer görünmüyor. Bizim istediğimiz görünmemesi. Show alert'te diyelim. Bir tane test alert diyelim. Test alert diyelim. Direkt test alert. Ne oldu? Görüntülendi. Hide alert dersem de ne olur? Kapatılır. Şimdi ben alerte bir özellik daha eklemek istiyorum. Ben alerti kapatmakla uğraşmak istemiyorum. Ben alert verdikten 4 saniye sonra ya da 3 saniye sonra otomatik kapansın. Bunun için ne komutumuz var dedi. Daha önce kullanmıştık. Bir kere çalışacak. Bir zaman sonra çalışmasını istediğimiz komutu set timeout'la, sürekli çalışmasını istediğimiz komutu set interval'le yapıyorduk. Bize bir kere çalışacak bir komut lazım. Set timeout gerekiyor. Bunun içerisinde bunun parametreleri neydi? Bir tane fonksiyon yazıyoruz. Bu fonksiyonun içinde yazdığımız komutlar çalışacak. Ne kadar süre sonra? 3000 milisaniye. 3 saniye sonra. Ne çalışsın? Board hide alert. Alerti sakla.
fonksiyonu çalışsın. Şu şekilde de kullanabiliriz. Bakalım çalışıyor mu, önce ona bakalım. Test alert yap mesela, test alert. 1, 2, 3. Gitti. Test alert. 1, 2, 3. 3 çok aslında. 2,5 da olabilir. Ama tabii okuma uzun olursa okuması gerekecek kişinin. Değil mi? Okuyacak. Gidecek. Şimdi tek satır kod yazdığım için ve bir fonksiyon yazdığım için şu şekilde de kullanabilirim. Şunun aynısından. Bir tane daha altına yapayım. Şunu kapatayım. Şu fonksiyon yerine bu da bir fonksiyon. Çağrılacak fonksiyon olarak şunu yazarım. Ama bunu yazarsam ne yapacağım? Noktalı virgülü koymayacağım. Ve parantez açıp kapama işaretini de koymayacağım. Çünkü koyarsam direkt çalışır. Direkt çalışır. O zaman ne olur? Hiç görülmez şey. Ne yapıyorum ben? Diyorum ki çalıştıracağım fonksiyon şu değişkenin içerisinde diyorum. Set timeout'a. O zamanı geldiğinde o fonksiyonu çalıştırıyor. Şöyle iki çeşit kullanımı da mevcut. Başka komutlar yazmam gerekseydi bunun içerisine başka komutlar da yazabilirdim. Şeyi de yapalım mı? Uyarı, renk değişiklikleri. Şu demoyu sileceğim. Bakayım turuncu ve kırmızı arka planda yazı nasıl görünüyor? Tabii hafif, çok açık sarı, açık turuncu olması gerekiyor. Orada farklı şekillerde kullanacağım. Şuradan nasıl test ederiz? Şu display none'ı kaldırırsam eğer şurada görünür. Biz ne kullandık? White. Yine şurada bir şey yapalım. White. Bilgi. Bilgi vermek için white olsun. Sonra tehlike ve uyarı. Uyarı sarı olur genelde. Tehlike de kırmızıya yakın bir renk olur. Ama ben tabii diğer şeylerin görünmesi için diğer yazıların görünmesi için daha farklı değişiklikler yapıyoruz. Mesela sarı yaptığımız zaman şu şeyi boğdu biraz. Yazı karakterini boğdu. O çünkü gri olduğu için. Orange var. Yani çok açık renk de yellow. Bu da çok çok kötü bir renk bu. Çok kötü renk ama o şey kadar boğmadı. Şunu 0,6 yaparsam, biraz daha şeffaf yaparsam yazı karakteri de onunla birlikte şeffaflaşıyor. 7 yapayım. Hiç olmazsa şeffaflaştırarak ne yapıyorum? Arka plandaki renkle daha uyumlu hale getiriyorum. Daha haritayla daha uyumlu hale geliyor. Hem şu arka plan rengiyle karışıyor sarı tonu. Daha arka plana uygun bir renk oluyor. Hem de diğer nesnelerin görünmesi daha oyuna uyum sağlamış oluyor. Bakın şey yapsaydık eğer, direkt koyu bir şekilde yapsaydık daha böyle çok farklı, oyundan çok dışarıda görünecekti renk. Biraz daha oyunun içine aldık. Sarıyı kullanabiliriz uyarı için. Alert diyelim. Alerta sarı diyelim. Bir de danger yapacağız. Danger içinde şu
Çikolata rengi nasıl olur acaba? Çikolata rengi. Çok danger gibi olmadı. Başka ne renkler var? Dark red var. Dark red çok koyu olur. Yazı da koyu renk olduğu için yazı kayboldu. Başka açık renk ama kırmızıya yakın ton. Artık oyunun sonlarına geldiğimiz için tabi bu çok zaman kaybediyorum bu tarz küçük işlerde, ayrıntılarda artık. Eğlence olsun diye. Bunlarla uğraşıyoruz. Sarıyı da örüyorum. Orange. Orange olmadı. Yazı karakteriyle mi oynasam? Yazı karakterinin rengiyle mi oynasam? Ya da yazı karakterinin rengiyle oynarsam şey görünmez. Ya da şu. Kırmızı. Sarı nasıl görünüyor bakalım. Sarı. Sarı görünmüyor işte. Bu hiç olmaz. Bu bile kalsın. İkon da yapmıyoruz. İkon eklemeyeceğiz şimdi. İkon ekleyebilirdik ama çok da şey değil. Çok gerekli değil. Şu renkleri ben çok seviyorum. Şöyle renkler. Şöyle renkler çok güzel. White bilgi vermek için ideal, güzel bir renk. Şu rengi kullanalım. Olmazsa yellow'u danger için kullanalım. Evet, yellow'u danger için kullanalım. Şu rengi de alert için kullanalım. Bayağı parlak renkler oldu. İlgi çekiyor. Zaten amaç da ilgi çekmek. Şunu da alert için kullanalım. Güzel. Bu ne? Background color. Şurada gelelim şeye. Board'a. Board alert. Type diyelim. Type. Switch. Tipe göre case info eğer bilgi veriyorsa ne yapacak? Element nokta background color eşittir white. Break yapalım. Case alert ise uyarı veriyorsa şunu kopyalıyorum. Bir tane daha bundan kopyalıyorum. Bir de danger için. Danger. Alert ise şu mavi renk. Dangerous'a da yellow olacak. Bir de şöyle bir şey yazalım. Eğer tipe bir şey yazılmazsa tip boşsa boş olduğunu nasıl yazıyoruz? Başına ünlem koyuyoruz.
ünlem koymazsak doluysa, doluysa içeri girer. Eğer tip boşsa tipi info yapsın. Yani standart olarak tipe bir şey yazmadan show alert alert ya dersen bir şey, bunun tipi nedir? Standart info, bir bilgi, bilgi veriliyordur. Güzel, bunu şimdi her yerde kullanabiliriz. Ne kadar oldu zaman? 28. Neyse, bu da uzun olsun bu video. Ne yapacağım? İndekse girelim. Artık şuna ihtiyacım yok. Şunu kopyalayayım. Bu metni kullanacağım. Cut. Şu uyarıyı sileyim. İçi boş olsun. Bu bir. İkincisi, CSS'ten display none'ı tekrar aktif hale getireyim. Başlangıçta görünmesin. Üçüncüsü, önce kapıyı halledelim. Kapının alerti player'da veriliyordu. Şurada. Artık ne diyeceğim buraya? Board nokta set alert virgül, şunu kapa. Bu ne? Info mu? Geçemezsiniz diyor. Info bilgi, anahtarı aldığı zaman bir bilgi. Kapıyı açamaması bir alert. Şuradan geçememesi alert. Tuzağa düşmesi danger. Bu şey olsun. Alert olsun. Çünkü uyarıyor. Kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacınız var diyor. Başka nerelere koyalım? Mesela map'e girelim. Üzerinden geçilemeyecek nesnelere doğru ilerlediğimiz zaman şey desin, bu nesnenin üzerinden geçemezsiniz. Ya da nesnenin ismini de söylesin. Mesela işte ağaç nesnesinin üzerinden geçemezsiniz gibi. Şunu bir deneyelim bakalım. Kapıdan anahtarsız geçmeye çalıştığım zaman ne yapıyor? Alerta da ses koyabiliriz ayrıca. Kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacınız var. Kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacınız var. Hata aldık. Hızlı yok oluyor. Üst üste eklendiği için tuzağa düştük. Üst üste eklendiği için ne yapıyor? Nerede board? Board nerede? Şurada. Şu komut üzerine bir daha gelince bir daha çalışıyor. Bir daha gelince bir daha çalışıyor. Halbuki bir daha geldiğinde bir öncekini iptal etmek gerekir. Artık çünkü tekrar sıfırlamam gerekiyor onu. Onu nasıl yaparım? Bize bir değişken gerekiyor. Her seferinde sıfırlamak için. Board alert box time eşittir boş bir değişken. Alert box time out diyeyim buna. Sonra ne yapıyorduk? Bu bir set time out oluştururken bunu bir değişkene eşitleyebiliyorduk. Ki clear time out fonksiyonuyla
istediğimiz zaman temizleyebilelim. Şimdi ben ne yaptım? Eğer daha önce bir eklenmiş ve çalışmamış varsa onu temizleyip yeni bir tane açtım. Daha önce eklenmiş olanı temizle. Belli bir alerti otomatik kapat. Alerti otomatik kapat dedim. Gidelim bakalım. Şimdi bunu da inledim. Bunu da inledim. Düzgün. Tekrar gelip geldiğimde evet artık düzgün çalışıyor. Üst üste binmiyor. Tekrar girdiğimde bir öncekini iptal edip yeni değeri eklediği için problem yaşamıyoruz. Güzel. Başka ne yapacağız? Map'e bakalım. Map'te nesnelerle etkileşim olan neler var? Mesela eat, yemek. Ne diyor? Yemek ye, apple ya da flowersa ve besin değeri sıfırdan büyükse yemeği ye. Alert şimdi bunun içine koyarsam bu map.it'i diğer gezen canlılar da kullanacağı için onlar da yemek yediğinde alert olur. Ben ama player'da olmasını istiyorum sadece. O zaman player'a gelelim. Ne yapıyorduk? Space'e basınca ses çıkarmıştık değil mi? Play sound. Return objede de food value var. Şurada bir bilgi verebiliriz. Mesela yenen yemek hakkında bilgi. İşte 20 ise diyelim bunun içeriği. Artı besin değeri bu olan bir gıda tükettiniz. Besin değeri boşluk artı değişken artı 20 mesela boşluk olan bir gıda tükettiniz. Çok gerekli bir şey değil tabii bu tarz bilgiler. Ama madem 26 olan bir gıda tükettiniz. 6. Hemen bunu yersem 10'a dönüşüyor. 3 saniye sonra ne oluyor? Kapanıyor. 27 olan bir gıda tükettiniz. Güzel. Gıdalarda tamam. Şimdi bir nesneye üzerinden geçemeyeceği bir nesneye gitmeye çalıştığımda beni uyarsın. O nerede? O nerede? Moltu. Ne diyor? Eğer geçilebilirse hareket başlasın diyor. O zaman ben tabii bu uyarıyı sadece player için yapacağım. Şuraya else dersem ne yazacağım buraya? Eğer üzerinden geçilemeyecek bir nesneden geçmeye çalışırsa uyar. Uyar. Nasıl uyaracağım? Board nokta show alert alert uyarsın. Şeyi söyleyelim mi? Mesela
ağacın üzerinden geçemezsiniz. Ama tree 1 ve tree 2 var. Wall 1 ve wall 2 var. Rock var. Bunları İngilizce isimlendirdik. Şöyle yapabiliriz mesela. Evet, onu yapalım. Bir fonksiyon yazalım. Bir fonksiyon yazalım. Mesela tree 1 ve tree 2 değeri dönerse bana desin ki ağaç bu. Rock dönerse desin ki bu bir taş. Wall 1, wall 2 dönerse desin ki bana bu bir duvar. Ben de ona göre burada uyarı vereyim. Önce şuraya bir yazalım. Ağaç. Bu değişecek ağaç. Ağaç nesnesinin üzerinden geçemezsiniz. Nesne kullanmayalım. Bir ağaç üzerinden geçemezsiniz. Bakalım ona bir. Mesela şuradan. Bir ağaç üzerinden geçemezsiniz. Bir ağaç üzerinden geçemezsiniz. Duvara gitmeye çalıştığında bir ağaç üzerinden geçemezsiniz. Şimdi şunu ne yapalım? Değişken yapalım. Bununla ilgili fonksiyonu nereye yazalım? Map ile ilgili olduğu için map'e yazalım. Map'te yeni bir fonksiyon açmak istiyorum. Nesnelerin Türkçe karşılıklarını ver. Map nokta get Turkish name eşittir function. Name, bir tuşa bastım ama bir kısa yola bir işlem yapılıyor dersen ne yapayım? Yine switch. Birçok şey işlem yapacağım için switch diyeceğim. Switch. Burada üzerinden geçilemeyen nesnelerin şeyi açmışım. Inkscape'i açmışım. Kapatayım. Üzerinden geçilemeyen nesneler. Mesela case 3-1 break. Ne var? Şuradan bakayım. 3-1, 3-2. Bunlar ağaç. Ne yapıyorduk? Case'i iki kere kullanabiliriz. Çünkü ikisinde de ben ağaç değeri döndüreceğim. Şuraya da bir tane var. Name eşittir diyeyim. Eğer 3-1 veya 3-2 ise bu ağaç döndür. Geçiyorum. Case rock name eşittir kaya. Ne olacak? Bir kaya üzerinden geçemez. Bir ağaç üzerinden geçemezsiniz. Break case. Başka ne var? Wall 1 case wall 2 var. Bunlardan da name'i duvar. Bir duvar üzerinden geçemezsiniz. Taş, ağaç, duvar. Bir de kapı. Kapı var. Ama kapının önüne geldiğinizde zaten bir uyarı veriyor. Ama kapının önüne geldiğinde uyarı veriyor. Bir de kapıya doğru gitmeye çalışırsa o zaman da name bir kapı kilitli. Bir kapı üzerinden geçemezsiniz. Kilitli bir kapı üzerinden geçemezsiniz. Uydurmak için böyle yaptım. Çünkü kapıdan geçebilir. Anahtar varsa uyarıda onu söylüyor. Hala geçmeye çalışırsa bunu söylesin. En sonunda da return name. Ben ne yapacağım? Şunu get Turkish name'i player'da şuraya
Get Turkish name. 1 ağaç üzerinden geçemezsiniz. Alert. Buraya bana şimdi ID'si lazım. Üzerinden geçmeye çalıştığım nesnenin. İtem obje. İtem obje nokta. ID'si değil, tipi. Tipi lazım. Tipi gerekiyor. Type. Yazarsam bu işin de olmuş olması gerekiyor. Bakalım. Besin değeri 22 olan bir gıda tükettiniz. Bir duvar üzerinden geçemezsiniz. Bir ağaç üzerinden geçemezsiniz. Bir kaya üzerinden geçemezsiniz. Kapıya gidelim bakalım. Kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacınız var. Geçmeye çalışsam bir kapı üzerinden geçemezsiniz. Kilitli. Evet. İlerlemeye çalıştığımda kapının kilitli olduğunu söylüyor. Bu da güzel oldu gibi. Ne kaldı? Danger kullanmadık. Danger'da tuzağa düştüğümüz zaman olacak. Şurada var mesela. Play Sound'da. Bu da player ile ilgili. Diğer canlılar bizi ilgilendirmiyor şu anda. Sadece uyarılar player ile ilgili olacağı için buraya yazıyorum. Alınan hasarı söyle. Board.set ettiği show alert virgül danger şurada return object damage şurada ne kadar hasar aldığını söylüyordum. Kadar hasar aldınız. Şuraya artı koymam gerekiyor. Nokta koyacağım. Şunlara nokta koymadım ama nokta koyayım bir de. Şu ne? Başka neydi? Besin değeri. Bir gıda tükettiniz. Nokta. Bir alertte nerede vardı? Map'in içinde var mı? Arayalım. Show alert var mı? Yok. Player'ın içinde show alert başka nerede var? Bir kadar hasar aldınız. Kapıyı açabilmek için resmi verelim. Hepsine koyduk herhalde. Bakalım. Tuzak. Tuzağa koy. En son tuzağa yapmıştık. CTRL-A dedim. Şurada bir tuzak var. Şurada. Gidelim bakalım oraya. Besin değeri. Kaya üzerinden geçemezsiniz. Şurada mıydı tuzak? CTRL-A diyeyim. Şurada. 40 kadar hasar aldınız. Kadar deneyelim ona. Şu alerte bakalım. Besin değeri kapıdan 40 kadar demeyelim. Burada boşluk bırakmadığım için 40 ile metin birleşik oldu. %40 hasar aldınız olsun. Çünkü zaten yüzde bu. %40 hasar almış oluyor. Güzel. Şimdi ne yaptık? Duvarlardan geçince söylüyor. Uyarıyor bizi. Tüketince uyarıyor. Hasar aldım yine. Tüketince bize söylüyor. Bilgi verme çok aslında çok bilgi veriyor. Sürekli ekranda bir tane besin değeri. Zaten besin değerini ben biliyorum kaç olduğunu.
Evet. Güzel. Başka küçük ayrıntılar kalmasın, onlar artık diğer bir sonraki partta devam edeceğiz yapmaya. Şimdilik bu kadar.